Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapılan hakaretler doğrultusunda bir açıklama yapma ihtiyacı duydum. Bu hassasiyeti çok kişiden bekliyordum. İnsanlara rahmet olarak gönderilmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakareti kendilerine görev edinmelerini, Batı kültürünün bu noktada kendisini muazzaf bilmesine gerçekten bir anlam veremiyorum. Fakat bu üzerine basılması gereken çirkin fiiliyatlar zuhur edince Kur'an-ı Kerim okuduğum bir vakit gözüm bir ayet-i kerimeye ilişti. Ayet-i kerime ile birlikte bir mutluluk, bir sürur gönlümü kaplarken beraberinde hüzün bulutları da üzerime sağanak sağanak yağıyordu. Ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyordu. وَالَّذ۪ينَ يُعُذُونَ رَسُولَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ. O kişiler ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın Resulüne eziyet ettiklerinde onlar için şiddetli bir azap vardır. Bu müjde Fransa'nın başkanı Macron'a ve onun zihniyetindeki bütün bedbahtlara yeter artar bile. Onların bu çirkin fiiliyatlarının neticelerini Rabbim Zülcelal onlara cehennemin dibini göstererek verecektir. Fakat bununla birlikte tasmalarının tek dişi kalmış canavarlara teslim eden sözüm ona İslam beldelerinin liderlerinin suskunluğu maalesef o da üzülmesi, acı çekilmesi gereken bir durum. Bununla birlikte şu ayeti kerimeyi okurken zihnin bir başka mefhuma takıldı da gözlerim hüzünlendi değerli dostum. Düşünün ümmetin suskunluğu, efendilerine bu hakaretler yapılırken insanların ellerine bir kağıt alıp bir söz serdetme ihtiyacı duymamalar. Peki acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Macron'un sözlerinden daha acı değil mi? Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin bu suskunluğu ve bu acizliğiyle daha çok elemlenecekse ve biz bunlara vesile oluyorsak Macron'a müjdelenen o acıklı azap acaba bizleri de kuşatmayacak mı? Korkarım ki kuşatacak. Çünkü Allah Celle Celaluhu bir ayet-i kerimede اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ buyuruyor. Müminlerin vasıflarını zikrederken Allah Celle Celaluhu onların peygamberlerinin kendi nefislerine onu tercih ettiklerini anlatıyor. Peki kıymetli dostlarım, eğer bizlerin mahremine bu saldırılar yapılırlarsa, bizlerin önderlerine, sözüm ona önder telakki ettiklerimize bu saldırılar yapılırsa, biz aynı suskunluğu gösterecek miyiz? Hayır, göstermemeliyiz. Gösteriyorsak, inanın Efendimiz'e gösterdiğimiz, iddia ettiğimiz bu sevgi yalandan ibarettir. Başka bir ifade, bu ifadesi olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ifadeyi Nesibe bin Ka'b'ın kıssasıyla size anlatmaya çalışayım. Nesibe Hazretleri Uhud Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müşrikler tarafından kuşatılıp canına kastedileceğini gördüğünde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vücudunu siper edip zırh kılıp düşmanların gelen oklarına, gelen kılıç darbelerine, gelen mızraklarına kendi vücudunu siper ediyor ve yaralanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün yüzümü nereye çevirsem o mübarek bayan sahabi görüyordum diyordu. Evet bugün ümmetin 2 milyarlık nüfusun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir mümine kadının gösterdiği tavrı gösteremiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izzetini ve onurunu korumaktan aciz duruyor. Yetmiyor. Bunun üzerine suskunluk, suskunluk ve suskunlukla kendi geleceğimizi kahrediyoruz. Onlar Resulullah nasıl sevdi? Biz Resulullah nasıl seviyoruz? Meydanlara inip onun için 2 adım atamazken Ebu Ubeyde bin Cerrah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzüne Uhud'da saldırı yapılırken halkalar onun yanağına yapıştıkları zaman yanağının mübarek yanağını delip içeri girdiğinde bir şeyde çıkarılırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gram eziyet çekmesin diye nasıl bir tavır takındı kardeşlerim biliyor musunuz? O gitti dişleriyle o halkaları sökmeye çalıştı. Dişleriyle o halkaları sökerken her bir halkayı sökerken bir dişini kaybetti. Bizler
ilaçları enjekte ederek bir dişi çektirmekten acizken o bir halkayı üzerine tonlarca sancılar bindiği esnada sırf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gram elemlenmesin diye o acıları çeke çeke o miğferin, o halkaların eserini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzünden söktü. Onlar Resulullah'ı böyle sevdi. Peki bizler aynı şekilde sevebiliyor muyuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğrular mahiyetten la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbe ileyhi min validihi ve validihi ve nasi ecma'in buyuruyor. Eğer ben kişinin anne ve babasından, kişinin çocuğundan, bütün insanlardan daha sevimli değilsem o insan iman etmiş olamaz diyor. Peki bu hakaretler bizim eşimize, annemize, babamıza, kardeşlerimize ya da nefsimize yapılsa bizler aynı soğukkanlığı gösterebilecek miyiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme saldırı gelmesin diye Uhud'da ashab-ı kiram kendi ellerini kılıç darbelerine karşı kalkan yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ismi anıldığında eğer kişi ona salat ve selam getirmekten acizse o kişiyi lanetleyen Cebrail aleyhisselamdır. O kişiyi lanetleyen Allah Celle Celaluhu'dur. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Bırakın onu yanında onun ismi zikrederken salat selam getirmeyi. Ona hakaret eden bedbahtın durumunu siz düşünebiliyor musunuz? Ya da o bedbahtın serdettiği sözcükler karşısında ümmetin suskunluğu neticesinde çekeceği azabı içerisine düştüğü zilleti tahmin edebiliyor musunuz? Ümmet sokaklara dökülmekten aciz. Ümmet onların iki kuruşluk mallarına ambargo uygulamaktan aciz. Kıymetli dostlarım, bugün Arap devletlerinin liderleri 950 yıldır şu ümmete zırh vazifesi gören Haçlı seferlerine karşı siper gövdesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti'ne ambargo uygulamayı kendi şahsi menfaatleri için akledebilirken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Macron itilerinin, Macron şeytanlarının yaptığı saldırılar, yaptığı hakaretler neticesinde eğer Fransa'ya ambargo uygulayamıyorlarsa ben ilan ediyorum onlar mümin değildir. Onların imanlarından şüphe etmiyorum, birakis ilan ediyorum. Eğer kendi menfaatleri, çıkarları, saltanatları için gösterdikleri tepkiyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için gösteremiyorlarsa, ellerindeki kudretle birlikte aciz kalıyorlarsa, onlar tasmalarını birilerine teslim etmiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çizgisinin dışına çıkmışlardır. Onları o acıklı cehennem azabıyla müjdeliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının Resulullah'a hitap ederken hitap ettikleri şekilde hitap ediyorum. Fideke ummi ve abi. Benim anam, benim babam, benim şahsım ve bütün müttesebatım Resulullah'a feda olsun. Kardeşlerim, Siirt halkı, evliyaların torunları, siz Siirt'i inletmelisiniz. Siirt inlerken Türkiye inlemeli. Türkiye inlerken İslam coğrafyası inlemeli. İslam coğrafyası inlerken arş titremeli. Sizi bu titremeye davet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.